Özellikle son 1-2 saat çok hareketliydi Ankara'da. O hareketi aktaracağız size. Millet İttifakı rahat. Daha önce protokoller hazırlandı. Üzerine anlaşılması gereken konularda anlaşmaya varıldı. 6 siyasi parti hazırladıkları protokolü 2 gün önce Yüksek Seçim Kurulu'na vermişlerdi. Ama Cumhur İttifakı'nda inanılmaz bir son dakika hamlesi meydana geldi. Yeniden Refah Partisi ile malumunuz bir görüşmeleri vardı. O görüşmeden sonuç çıkmamıştı. İttifakın içinde yer almayacağını Fatih Erbakan açıklamıştı. Hatta şahsi olarak da adayla başvurusunu yapmış. İmzalar da toplanmaya başlamıştı. Birazdan imzalarda son durum nedir onları aktaracağım size. Ama son dakikada Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dahil oldu. Cumhur İttifakı, Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den oluşuyor. Dörtlü protokolde Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. Tabii Hüdapar nerede diye soracaksınız. Hüdapar da içinde ama dışındaymış gibi. AK Parti listelerinden girecek ama ittifak içinde değil. O da herhalde Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin hassasiyetleri dikkate alınarak bulunmuş bir formül. Hüdapar aslında Cumhur İttifakı'nın içinde. Milliyetçi Hareket Partisi ile Büyük Birlik Partisi ile birlikte bu seçimlerde oy isteyecekler kendi ittifaklarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Detaylarını konuşacağız. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bu konularla ilgili bundan önce yaptığı açıklamalara bir göz atacağız. Bunlar önemli. Daha 3 gün önce yaptığı açıklamalar var. Onlarla ilgili de özeti sizlere aktaracağım. Bir çıkarım yapmaya çalışacağız. Yani bu ittifak nasıl oluşmuş olabilir? Hangi konularda prensiple anlaşmaya varılmış olabilir? Bunlara bakacağız. Çünkü milletvekili önemli değil diyordu Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan. İmzalar demişken bir imzalara göz atalım. Bir listemiz var. Benim elimde de son dakika imza sayısı var. İkisini birlikte karşılaştıralım. Muharrem İnce, bizim listede bir saat önceki liste bu 55 bin görünüyor ama girmeden önce baktım o 59.419'a çıkmış imza sayısı. Fatih Erbakan şimdi çekilecek tabii adaylıktan. 51 binlerde görünüyor burada. Benim önümdeki listede 55 binlerdeydi. Sonra da Sinan Oğan'dan bahsedebiliriz. 28.535 orada. 30 bini aşmış Sinan Oğan'da. Bugün çağrıları vardı imza ile ilgili olarak. Gidip Yüksek Seçim Kurulu'na, ilçe seçim kurullarına imzaların atılması yönünde kendi taraftarlarına ve seçmenlere çağrılar yapılıyordu. Hem Ümit Özdağ tarafından hem de Sinan Oğan'dan ama biraz performans kötü gibi görünüyor. Aslında bütün imza toplayan siyasi parti liderlerinin beklentinin çok altında kaldığını görebiliyoruz. Çünkü hatırlayın Ümit Özdağ ciddi bir rüzgar estirmişti siyasette. Hatta kısa süre içinde %2'leri 3'leri görmüştü anketlerde. Ama iş imza toplamaya geldiğinde ATA ittifakının adayı olarak Sinan Oğan için imza toplamaya geldiğinde bir altta bir boşluk olduğu ortaya çıktı. Yani teşkilatla ilgili bir problem olduğu ya da eski rüzgarın arkasında bulunmadığına ilişkin bir görüntü. Muharrem İnce'de daha da fazla ortaya çıkan bir hadise bu. 59 bin imza 3. günün sonunda belki 100 bin imzaya ulaşacak Muharrem İnce ama bir Çin işkencesi haline geldi kendisi için. Özellikle taraftarları ilk gün 100 imzanın çok daha üzerinde bir desteğin ortaya çıkması beklentisi içindeydiler. Ve ciddi bir hayal kırıklığı da yaşadıklarını görüyoruz. Şimdi bu ne olacak, nereye evrilecek bunların hepsini konuşacağız birazdan. Ancak dediğim gibi asıl hareketlilik bugün Cumhur İttifakı'ndaydı. Sedat Bozkurt'la konuşacağız bu meseleleri. Ne oldu da oldu diye. Sedat abiye önce hoş geldin diyelim. Sonra Fatih Erbakan'ın yaptığı açıklamalar var. Onları bir hatırlatacağım. Sedat hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Seçimin enerjisini mi hissediyorum? Pırıltısını mı hissediyorum? Gözlerinde ışıltı mı var? Ne var? Bir farklı gördüm seni bugün. Yok, hayır. Şimdi ilk soruna vereceğim cevap kafamda hazır. Onu muhafaza etmeye çalışıyorum. Peki. O zaman o soruyu ben sorayım. Soruyu da tahmin ettin herhalde. Ne oldu da Fatih Erbakan girdi Cumhur İttifakı'na son dakika? Hayır. Şimdi seninle bu stüdyoda bir program yapmıştık. Programda gene neler oluyor, neler bitiyor diye sormuştum. Ben de orada şu yanıtı vermiştim, onu tekrarlayacağım. Bugünlerde biri yanına gelip ne olup ne bittiğini ben biliyorum, gel sana anlatayım derse hemen oradan uzaklaş. Aynen o tabloyu yaşıyoruz. Yani kimse kestiremiyor ne olup ne bittiğini. Bu söylediğimiz işte Fatih Erbakan meselesi şimdi konuşacağımız. 1,5-2 saat içinde oldu. Yani çok uzun bir geçmiş de yok. Yani 1,5-2 saat içinde herkesin konuşmasını gerektirecek bir siyasi gelişme yaşandı.
1,5-2 saat içinde yaşandı. Şimdi Fatih Erbakan'ın daha önce yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Oradan bir çıkarım yapabilir miyiz? Birlikte bir bakalım ona. 2-3 gün önce işte bu ittifak başarısızlıkla sonuçlandığında ne diyor Fatih Erbakan? Biz MHP ve BBP ile beraberiz. Onlarla imzalamadık dediler bize. Dolayısıyla sizinle de imzalamayız. Bir protokol imzalamayız. Yani taleplerinizi yazılı hale getiremeyiz uzlaştığımız noktaları dediler. Sizinle imzalamamız bizim açımızdan uygun olmaz dendi. Bizim bu maddelerimiz bir miktar kırpıldı taleplerimiz. Bazı cümleler yuvarlatıldı, bazı kelimeler çıkartıldı, bir metin haline getirildi. Biz ona da tamam dedik. Bizim maksadımız 30'un 30 olmaz da 20'sinde bir şey yapılabilir. O da bir fayda. Fakat dediğim gibi 3 maddede olsa böyle bir protokolün olması uygun değil dendi. Telefonla Binali Bey ile görüştük tekrar. Bu imzalansa da hukuki bir karşılığı yoktu. Ancak teşkilatlarımızın ve kamuoyumuzun bir iknaya ihtiyacı vardı. Elimizde gerekçe ve belge olması gerekir diye bunu istedik. O süreçte bu tartışılmadı gibisinden açıklamalar oldu. Binali Yıldırım hani bu meselelere girmedik demişti. Onun da doğru olmadığını söylüyor. Neydi talep ettikleri şey? Bu 6.284 çok konuşuldu. Bir de işte evlilik sonrası verilecek nafaka, sürekli nafaka meselesinde çok net talepleri var. Bunlarla ilgili bir gelişme olmadığını, bunları yazılı hale getiremedikleri için bu imzayı atmadıklarını söylüyor. Bu ne zaman? 2 gün önce Habertürk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamadan. Bir de 1 yıl önce yaptığı bir açıklama var Sedat. Siyaset tabii siyasette 1 yıl çok zaman da yine de bir bakmakta fayda var yani o 1 yıl önceki açıklamaya. Orada ne demiş söyleyeyim hemen. Bir kere Cumhur İttifakı'nda 20 senedir yapılan icraat ortada diyor Fatih Erbakan. Özellikle ekonomi alanında çok ciddi eleştirimiz var. Gelinen noktada bunu gösteriyor. 20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan diyor. 20 senelik bir günahtan bahsediyor. Bu yanlışlardan 20 senedir yaptığımız uygulamalardan birdenbire vazgeçtik. Bunların hepsinin tersini yapacağız. Yeniden Refah'ın söylediği prensipleri uygulayacağız deme ihtimalini siz ne kadar görürsünüz? Ben %1 bile görmem. Dolayısıyla böyle bir birlikliğin olma ihtimali %1'in bile altında diye düşünüyorum. Prensiplerde anlaşamadıktan sonra neye yarar gibi bir ifadesi de var. Bir şeyin daha altını çizmişim. O da 2017'de sistem değişti Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ile ilgili olarak. Ama o maddede değişiklik olmadı. Dolayısıyla 2 kez seçildi. Bir daha aday olması çok da hukuken uygun değil. YSK'nın İstanbul seçimlerinde aldığı kararı biliyorsunuz. İktidar ortağı MHP, AYM kapatılsın, Sayın Cumhurbaşkanı ahim kim oluyor tanımayız diyor. Dolayısıyla bu şartlarda YSK Tayyip Bey'in adayını onaylayabilir ama hukuken dediğimiz gibi mümkün değil gibi ifadeleri var 1 yıl önce. Ama dediğim gibi herhalde 1 yılda çok şey akabiliyor yani suların altından, köprülerin yani altından. Yeniden Refah Partisi'ni tahlil etmek lazım. Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan partisini kurmadan önce Saadet Partisi'ne genel başkan yardımcısıydı. Genel başkan olmak istedi. Oranın aksaçları vardır biliyorsun. Oğuzhan Asil Türk'ün başını çekti. Onlar direndiler. O da ayrılarak kendisine yeni bir parti kurmak istedi. Ve Saadet Partisi'ne beklentisi gerçekleşmeyen az sayıda Erbakan'ın siyaset arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı. Çoğunluğu gençti tabii. Yani Fatih Erbakan'ın en büyük destekçisi kayınbiraderi yani Erbakan'ın damadı. Yola çıktılar ama önlerine hiçbir zaman için Millet İttifakı'nı ya da Millet İttifakı bileşenlerini koymadılar. Sürekli AK Parti'yi eleştirdiler. Hedefleri hep oydu yani. Önlerinde hep o vardı bir eleştirme odağı olarak. İttifaklar gündeme gelince örneğin Ahmet Davutoğlu gitti. Fatih Erbakan'la görüştü. Aşama da kaydetti. Hatta Millet İttifakı içindeki muhafazakar blok içinde yer alacak noktaya da taşıdı bu işi. Temel Karamollaoğlu buna çok sevindi, memnun oldu. Tam tersi çok yapıcı bir tavır ortaya koydu bu Ahmet Davutoğlu'yla Fatih Erbakan'ın arasında olan ittifak görüşmelerinde. Çünkü tersi beklenir aslında değil mi yani? Tabii. Çünkü işte tam onu söyleyeceğim. Kırıp dökerek oradan ayrıldı Fatih Erbakan. Yani yıllarca Milli Görüş'ün bina olarak kullandığı, parti genel merkezi olarak kullandığı binaların tamamından mahkeme kararıyla Saadet Partisi'ni tahliye ettirdi. Çok kırıldı, döküldü oraları ama bunlara rağmen Temel Karamollaoğlu bu ittifak modeline evet dedi. AK Parti'yle de bir, AK Parti'nin ihtiyacı var çünkü herkese ihtiyacı var. Hüdapar'a da, Yeniden Refah Partisi'ne de, Mehmet Şimşek'e de,
DSP'ye de, ANAP'a da, kim varsa ortalıkta hepsine ihtiyacı var tabii ki doğal olarak. Bir sonraki seçimi unutmayalım da bir parti kuralım. Seçime kadar bekleyelim. Seçimden seçime yakın herhalde orada bir şey olur değil mi? Böyle bir görüşmeler falan. 132 tane galiba parti var. 132 tane 132 parti var. Tane. 21-22 tanesi seçime katılma imkanına sahip. Çok anlamlı değil yani. Şimdi AK Parti'yle bir görüşme yaptılar. Yani Binali Yıldırım gibi operasyonel birini gönderdiler oraya. Hani milletvekili pazarında falan anlaşılamadık diyorlar ama kendi içlerinde de müthiş tartışmalar var. Örneğin oranın yaşlıları AK Parti ile ittifak yapılmasını istemiyor. Gençleri ittifak yapılmasını istiyor. Tabanın büyük çoğunluğu.